Demeter Ayınlar'ında yaşanan şey kesinlikle orada olan hani orada kalır gibi bir durum var. Kesinlikle dışarıda anlatılmıyor. Orada yaşanan her şey orada kalıyor. Ve ergotamin, ergot otu yani çavdar mahmuzu bugün LSD'ye benzer en yakın form. Psychedelic olarak en ilkel psychedelic. Ve bu ayinlere kimler katılmış? Aristokles yani Platon. Yani Platon'a da niye Platon diyoruz onu da bilmiyorum. Şey Yunanca geniş omuz demek yani. Geniş omuzları vardı herhalde. LSD zaten ergottan üretiliyor. Ergotamin ana yapısı ve bu şeylerde, ayinlerde ergotamin çavdar mahmuzu kullanılıyor ve herkes psychedelic bir kafaya giriyor. Orada Platon, Aristoteles, Euripides, Aristofanes falan gibi isimler, yani tiyatroda da bildiğimiz ve felsefede bildiğimiz adamlar bu ayinlere katılmışlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Platon da LSD'yi kullandı gibi bir şey diyebiliriz. Bu çok enteresan bir şey. Yani bunu duyduğumda şok olmuştum yani. Nitekim biz böyle geçen sohbette konuştuğumuzda bugün de hani DMT üzerine konuştuk ya. Yani baktığınız zaman böyle işte peygamberlere ya da işte böyle mesela Farabi'nin bir lafı var. Şey diyor. Peygamberler hayal vahiy gelen insanlar değil, hayal gücü yüksek insanlardır diyor. Ve bakıyorsun mesela böyle biraz didiklediğin zaman hep böyle dağlık bölgelerde, mağaralara falan gidiyor. Evet, izole olma durumu evet. var. İzole olma ve hani muhtemelen psişik bir şeyin altında. Çünkü bütün hani DMT kullanan insanlara da baktığın zaman hep çünkü kelime o kadar kifayetsiz ki hep şöyle açıklanıyor. İlahi bir şey vardı. Ve hep bir hani, vizyon görüyorlar, bir vizyon geliyor. Evet, hep bir hani şey var ve ilahi bir şey olarak tanımlıyorlar. Çünkü hani kelimeler kifayetsiz bu konuda. Ve baktığın zaman bu adamların ben mesela bunu hani iddia edecek değilim ama birçok bu mesela Terence McKenna'nın de Stone Ape teorisi var. Onu anlatsan Alp. Stone Ape teoride Terence McKenna temel olarak şunu söylüyor. Çok ciddi de araştırmış bu konuyu. Öyle kafası güzelken uydurulmuş bir şey gibi duyulsa da böyle okudun mu şey yaptın mı adamın yazdıklarını. Mesela Çatalhöyük'ü falan da araştırmış bu konuda. Mantar yiyen maymunların evrim sürecinde yani daha doğrusu psikoaktif maddelerin bilince yaptığı etkiyle bu bilincin gelişmesini sonuçta bizim evrimdeki en büyük özelliğimiz ne? Beynin aşırı hızlı bir şekilde aşırı fazla gelişmesi değil mi? Yani bizim beynimiz uçmuş tabii. gitmiş yani. Tabii. Ve bunun mesela tarım devrimine en azından girişimizin. Ona kadar avcılıktaki şeyi çünkü görsel. Hünerlerimizin. Ön beynin gelişmeye görsel başlamış. Görsel ve aynı zamanda çıkıp. Aynen öyle ve görsel ve şey duyarlılığı da artırıyor ya. Etraftaki bütün enerjiler böyle bir anda kendini belli ediyorsun. Farkındalık yani orada direkt fark edebiliyorsun bir hayvanı ve avcılık konusunda da çok geliştiriyor bu durum seni haliyle. Çünkü o seni fark edemeden sen onu fark ediyorsun. Evet. Görselin de açık, şeyin de bütün şeyin açık. Yani çok yüzeysel şey anlattım ama teori de işte bu psikoaktif maddelerin evrim sürecinde beynin gelişmesine, bu hale gelmemize çok büyük katkısı olduğu üzerinde evet. Stone Dave teori. Ve Alex Gray'in de bu şeyler üzerine çok konuşmaları var. Ve hala da psikoaktif maddelerin şu anda da yani bizi diğer aşamalara doğru ilerlettiği ve ileride çok daha değişik. Tabii. Evet. Alex yani Gray'in mesela çok fraktal hani çizimleri bakıyorsun mesela Tibet Budistlerinin işte mandala meditasyonlarında işte biliyorsunuz mandala renkli kumlardan aylarca mandalalar yapıyorlar ve işte aylar sonra o garip fraktalları bir anda bozuyorlar. Evet. Bu onların meditasyonu. Bittiği gibi bozuyorlar hatta. Evet. Ve bunlardan mesela çok iyi ilham almış. Aynen. Ve mesela çok enteresan. Sanata da bence bu anlamda hani
psikedeliklerin en azından bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ve ya sanatı mesela bu konuda sana şey yapmak istiyorum. Hani biliyorsun mesela ilk başlarda antik Yunan'da şöyle oluyor. İşte agora denilen alanda insanlar işte persona işte o hatta İngilizce personality değil mi? Hani bir kişilik durumu ve masklarla aynen kendilerini hani bir maskın arkasına saklayıp bunun üzerine bir karakter ve işte doğayla uyumlu bir şey haline, bir oyun şeyine getiriyorlar. Gerçi bunlar günlerce sürüyorlarmış. Hani sürekli ve işte insanlar beğenmiyorlarsa domates atıyorlar, bilmem ne yapıyorlarmış falan. Hani böyle bir şeyi var. Mesela Deus Ex Machine kavramını duydun mu hiç? Duydum. Tam olarak ne oluyor? Bana onu anlatabilir misin? Ben onu yani tragedya ve komedyada iki ayrı şey var zaten antik Yunan'da. Bunların üzerine bir... Oyunu kurtaran bir şey oyunu geliyor. Kurtaran evet. Zaten tanrılaştırma oluyor. Yani şimdi, bir tanrı zaten antik Yunan'da hani zaten işledikleri temel şeyler. Hani antik Yunan kültürüne de baktığında. Bunlar kes. Yok tanrılar da değil mi? Tanrılardan şey. Direkt tanrısallaştırma oluyor zaten. Yani ne bileyim Oedipus'ta bir çatışma oluyor. Hı-hı. Ve o anda o anı kurtarıyor bir karakter. Evet. Olmayacak bir karakter. Bir tanrı geliyor ve onu yapan o tanrı oluyor. Bu tragedyada oluyor. Tragedyada. Komedyada. Komedyada da daha yani sonuca ulaştı. Zaten şöyle bir şey var. Komedyayla tragedyanın farkı şu. Bir amaç olur ve o amaç sonunda amaca ulaşılırsa komedi olur. Hı-hı. Ulaşılamazsa tragedi olur. Bu peki basit. Bu şeyi mesela daha binlerce yıl sonra mesela Nietzsche'nin bu ayrımı, Apollon ve Dionysos ayrımının bir şeyi var mı? Var. Bu tragedinin üzerinde. Şöyle var. Apolloncu yaklaşım yaratıcı da. Nietzsche çünkü yaratıcıyı ikiye ayırıyor. Dionysosçu ve Apolloncu. Hı-hı. Apolloncu olan daha ayağı yeri basan, daha disiplinli bir Hı-hı. yaratıcı. Dionysosçu olansa daha uçarı, daha içsel, daha duygusal bir yaratıcı. Evet. Ama Dionysos çok yanlış anlaşılan bir karakter gibi. Yani sanki çünkü hani Dionysos'u, delilikle doğru orantılı bir şey varmış gibi geliyor. Dionysos'u anlatan bir belge, tek belge var. O da Bakalar. Bakalar. Evet. Yani tiyatronun encili sayılmasının sebebi de bu. Dionysos hakkında bildiğimiz tek o. Euripides mi? Euripides. Yazarı. Yani başka bir kaynak yok Dionysos'u anlatan. Mitoloji sözlüklerinin haricinde tek edebi kaynak o. O yüzden çok bilinmediği için herkes üstüne bir şey koyuyor. Mesela Mimesis hakkında şöyle bir not aldım ben. Mimesis taklit, hani Yunanca taklit demek. Ve Aristoteles şöyle bir şey diyor mesela. İnsanda bir taklit yeteneği ve azın bulunduğunu, sanatçının olayların ve varlıkların özündeki ideali taklit ettiğini söylüyor. Platon buna tabii haliyle karşı çünkü Platon'un bir idealar dünyası var ve hiçbir şey işte şey değildir, her şey ideadır ve idealların iyi ve kötü taklitleri olur gibi bir şey söylüyor. Bu Hegel'e geliyor mesela. Hegel'de şey diyor, yani Aristoteles işte doğadan taklit ettiğimizi söylüyor. Yani sanatçının birinci şeyinin, vazifesinin öz varlığıyla doğadan aldığını söylüyor. Mesela Hegel'e geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Doğanın değil sanatın daha üstün olduğunu, doğanın sanatı taklit ettiğini söylüyor. Bu buraya kadar hani olan birçok şey var. Tabii çok iddialı şeyler var. Mesela Philostratus'ta mesela taklidin ikinci planda olduğunu ve hayal gücü ve yaratım ilkesini savunuyor. Yani taklit değil insanın hayal gücü ve yaratım potansiyelini aktardığını söylüyor. Her neyse biz böyle şey kalıplara girmeyelim. Yani sanatın işlevselliği üzerine falan. Yani bunlar sonuçta temel çıkış şeyleri. Hani baktığımız zaman hani presokratik dönemden yani Sokrates öncesi dönem mesela felsefede hep konu şey dünyanın nasıl oluştuğunu nasıl var olduğunu arke hani ve
Hani mesela Anaximandros ilk defa şey diyor. Hani bundan önce işte Talesler bilmem neler sudur diyor. Zaten. Bilmem ne diyor falan filan. Anaximandros ilk defa şunu söylüyor. Sonsuzluğu betimliyor. Evet. Bunun işte Arke'sinde bahsettiği şey evrenin sonsuz olduğunu söylüyor. İşte böyle garip sonra Parmenidesler var. Mesela Parmenides şey diyor. Harekete karşı herif. Yani bir hareket olduğunu. Hani hiçbir şeyin Devimsiz diyor dünya. Hiçbir şeyin hareket etmediğini düşünüyor falan. Neyse Sokrat'a geldiği zaman bakıyoruz. Sokrat tamamen bu felsefeyi ahlaksal bir şeyin içine alıp tamamen hani dünyayı anlamlandırmak şey değil de insanın karakterini yani ahlak işte dürüstlük falan filan erdem gibi Stoa'ya geliyor erdem falan gibi şeyler söylüyor. Ben şunu mesela çok şey buluyorum. Marx'ın ben de mesela Celal Şengör izleye Marx'ı aptal diyecek artık şeye geldim. Çünkü o çok böyle beylik işte zırvana yok ne de, ne diyor? Zırvalık bizim şeyimizle doğru orantı zırvalık zırvana falan işte. Zırvana işte. Marx'ın mesela aslında. Marx şey diyor. Bugüne kadar diyor bütün filozoflar dünyayı anlamlandırmaya çalışmıştır diyor. Ama halbuki yapılması gereken diyor dünyayı değiştirmektir diyor. Nitekim dünyayı işte. Dünyayı değiştirecek işte hani bir şey getiriyor falan filan. Gerçi hani ona bu arada merak ediyorum fikrinizi. Ve yani. Komünist mesela, manifesto nasıl komünizmi bitiyor? Gerçekten tek tek sizde merak ediyorum. Komünist manifesto nasıl bitiyor? Son cümlesi bütün dünyanın işçileri birleşin. Tabii bütün dünyanın zincirlerinizden başka kaybedecek neyiniz var? Yani güzel bir şey sunuyor ama o olduğunda da hiçbir şey değişmiyor. Yani her şey mesela öyle. Gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Biri söylüyordu muhtemelen Celal Şengör söylüyordu yanlış olmasın yine de. Marx'ın bir hatası vardı. İnsanların okuma yazma bildiğini unutmuştum. Yani çünkü karşısında olduğu düşman her şeyi kendi silahı haline getirebilecek bir düşman. Tabii her şeyi içine alıp. Ki onu yaptı o da. Mesela şimdi komünizm yani Marx sizce... tişörtü de giyiyor. Bir Che Guevara tişörtleri giyilmesi. Tabii canım mesela. Yani tek yıldızlı şapkalar falan. Atılıyor şey yapılıyor ve para verip alıyorsun onu böyle. Sonra giyip şey yapıyorsun. Ya şu an mesela kapitalizmi de hani şey yaparız da komünizm temelinde gerçekten hani üçünüzünkini de merak ediyorum. Seninkini aşağı yukarı biliyorum fikrini. Komünizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü şöyle yani hepimiz... yani mesela psikedelik kullandığın zaman ilk bütün istisnasız ben her deneyim bu deneyimi yaşayan insanlarda bir bütünsellik, bir evrensellik duygusu hissettiklerini şey yapıyorum ve hepimizin hani Platoncu ideyası hani öyle bir toplum gerçekten komünel bir toplum yani herkesin barış içinde ve huzur içinde bir şekilde çarkların döndüğü bir toplum ideyası. Bu kendi fikrimi en son söyleyeceğim. Bu mesela sizde nasıl bir şey çağrıştırıyor Serpar sence? O aslında seni ilk hani o hissiyatları, farkındalıkları yaşadıktan sonra sana ilk gelen ideal o gibi geliyor. Ama bence yani evrenin genel bir akışı, bir değişimi, bir sistemi, bir düzeni var. Hani komünizm olsun veya başka bir idea olsun... hepsi bence hani o tümel sistemin bir yönünü analiz edip görüyor. Aslında yani büyük resme baktığında çok daha geniş bir akış var yani. Tek bir şeye, tek bir ideaya oturtmaya çalışmak ve o ideayı besleyip bunu genele yaymak benim için aslında zaten biraz anlamsız yani. Asıl yaptığı şey de bu oluyor. İdeolojileri yıkmak oluyor yani. İdeoloji onu gösteriyor sana. Bütün yani böyle bir zoom yani out yapıp şey. Genele baktığında aslında bütün o ideolojiler yıkılıp çok geniş bir dinamik var. Kaos. Yani ideaya girdiğin anda sadece bir yere zoomluyorsun ve orada kalıyorsun yani. Ve kısıtlamış oluyorsun bu büyük akışı. Bence çok daha muazzam bir sistem bu yani. Bunu tek bir ideaya sığdırıp anlamaya çalışmak bence çıkmaz bir yola sokuyor. Kesinlikle. Yani, ben öyle bakıyorum. Yani bence komünizm çok güzel bir fantezi. Çok güzel bir hayal gücü ürünü. Ama bizim belli bir yapabileceğimiz şey var.
bütün dünya aynı şey altında birleşemez. Evet. Bizim topluluklarımız, komünlerimiz 100-200 kişi geçemez. Geçerse patlar. Evet. Hiçbir ekonomik sistem, hiçbir dinin, ki komünizm bir din. Hı-hı. Ve sonunda patlayacak bir şey. Hı-hı. Bir açıkları var. Hiçbir şey bunu çözemez. Yani insana dair bir sistem de değil sanki. Yani entropi bir, diye bir şey var. Arya Dinam'ın ikinci yasası. Nasıl hani her şey karmaşık ve nasıl da bütün dinler güzel bir ürünse, edebiyat ürünüyse, ki ben öyle bakıyorum, komünizm aralarında en güzel olan. Ama bu okunup bir kere tecrübe edilip böyle aramızda ya şey mi? Bir şey çok değil. Aslında Platoncu bir şey. Yani ide olarak hani mesela Platon diyor ya, dünyayı işte filozoflar yönetsin. Şimdi hani baktığın zaman çok bu ideye çok şey, kulağa güzel gelen bir şey. Ama mesela burada da komünizmde olduğu gibi bir şey sorunu var sanki. Hani yönetici sorunu. Tamam ya, hani komünizm olsun da sonuçta bir yönetici diye bir şey yani var. Herkes sömürmesin, bir kişi sömürsün. Yani hani şey mi? Ayrıca mesela komünizmde biriciklik ne olacak? Hani insan bireyselliği ne olacak? Bireysellik sonuçta mi? Mesela diyelim zaten. Ki liberalizm ne zaman yükseldi? Hayır, şu an komünizm bu dört kişi bir komünel bir şey kuralım diyelim. Şu an öyle bir şeyiz. Peki ben diyeceğim ki size, ben çalışmak istemiyorum ya. Hani siz yapın abi. Ki muhtemelen biz de tembellik bunu. Hakkımı kullanmak istiyorum. Bunlar da oluyor zaten. Hani büyük bir farklılık bir var yani düzende. Yani belli lokal yerlerde bu gerçekleştirebilir ama tüme baktığında çöküyor yani. Bak, sonuçta evet, çöküyor. Sadece evet. Yani sürdürülebilirliği olan bir şey olmadığını hissediyorum. Biz zaman kavramını düşünsek yani bir süre içinde gidebilir ama o gene değişip dönüşecek ve başka peki, bir yani sisteme geçebilir. Peki yani şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam hani şey komünizm gördük zaten. Yani. Evet. Komünist olan ülkeleri gördük. Hepsi bir felaket, yıkım. Hani şey gibi hep şey lafı var ya hani işte gerçekten komünizmin ne olduğunu hiç kimse şey anlamadı falan. Baba ya da Vanga diyor. Dinlerde de var hani gerçek Müslümanlık yaşanmıyor falan. Hani evet, hiçbir evet. Zaman tarih boyunca bakıyorsun Müslüman ülkeye hani o Müslümanın en başına Muhammed de bile hani savaşlar. Şeyi vaat ediyorlar. Bütün dünya bugüne kadar girsin o zaman gerçek gücünü gösterecek gibi bir şey vaat ediyorlar. Öyle bir değişiyor ki o. Her türlü anlayışta yani. İl seviye anlayış, bu seviye, her, o dinsel anlayışlar da. Gitgide devamlı üstüne bir takım şeyler eklene bambaşka formlar alıp hep değişerek ilerliyor. Yani. Peki şey mümkün mü? Hani mutlak bir idea. Hani bunun hani şu an mesela kapitalizm var. Bu da zaten hani görüyoruz içindeki çürümüşlüğü. Evet. Yani ilk çıktığı andan itibaren hatta çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bugün artık hani geri döndürülemeyecek bir şekilde hani bir uçurum var. Bakıyorsun hani insan şey için ama hani insanlardaki hep o birlik hissi. Hani hep aslında kurduğumuz hayaller bu yönde değil mi? Hani tek bir mesela şey ister miydiniz? Tek bir devlet, tek bir yapı değil. İşte ne bileyim hani bütün insanları kapsayacak bir... Bana sana dili olacak. Ya tabii ki. Yani kendimiz gibi bir dünya isteriz tabii ki ama bu dünya çok eski. İnsanlar için çok yeni ama dünya çok büyük ve bizim beynimiz çok küçük. Yani dünyada yüzlerce farklı kültür var. Yüzlerce farklı farklı yer var. Ve hepsini aynı ideolojinin altına koyamayız. Yani bir noktada o gerçekleşebilir ama onun da bir sürdürülebildiği yok yani. Her şey devamlı değişiyor. Hı hı. Yani binlerce yıllık bir geçmişe veya skalaya baktığında o noktaya da gelebilir ama o da değişecek. O da başka bir forma bürünecek. Yani şey diyemeyiz yani. Tek şu bir... olsun bu olsun çat hani... Uyumsuz insanlar milyonlarca her zaman olacak. Bu devam etsin gibi bir şey. Uyumsuz insanlar her zaman olacak. Tutamıyoruz. Ve bunlar akıyor. Olan şeyi değiştirmeye çalışacak. Evrenin şeyinde kaos var zaten özünde. Evet. Yani o bir devinim var ve o değişecek o yüzden. Terimi şeyde çıkıyor ya. Hı-hı. Şimdi Alexander von Humboldt'tan da falan bahsetmiştim. O kozmos zaten kaosu da işine alan bir şey olduğu için o kozmos olarak adlandırılıyor.
Yani ben şeyi her anlamıyorum zaman da mesela. Bu kaçarı yok. Aynen. Ben şeyi anlayamıyorum. Yaratılışçıları anlayamıyorum. Hani hep şey teorileri var ya, mükemmel bir sistemde yaşıyoruz. Hani her şey mükemmel, her şey ahenk içinde falan. Kim bunu söylüyor abi? Yani ben hani her şeyin mükemmel olduğunu düşünüyor musunuz? Hani, ama nereden evrensel bağlı olarak da. Onun nereden baktığına bağlı. Abi her yerden evet, bakalım. Şimdi doğayı sadece ağaç, böcek olarak görürsen. Evet. Evet, dediğin gibi kesinlikle haklısın. Tamamen katılıyorum. Çıkalım hatta savaşalım bunun için. Ama doğayı her şeyiyle bütün olarak alırsak, en pislik insanından en güzel insanına kadar, her şey ahenk içinde. Her şey çok güzel. Nasıl ha, şey bokluk yani içinde bir ahenk. Ama yani ben işte mükemmeliyetten eğer, ne anlıyorsun? Şey yani. O var. Ya o işin derunundaki hissiyat bence asıl, yani demek isteyenler her şeyde bir mükemmeliyet var akışta. Yani öyle bir şekilde akıp gidiyor ki yani o zaten olması gerektiği gibi derler ya. Hayır, genelde yaratılışçıların şöyle bir savı var. Hani bayat bilimsellikleriyle beraber, işte atıyorum güneş bir santim yaklaşsaydı dünya yanardı, bir santim uzaklaşsaydı dünya buz içinde olurdu falan. Hani evren, kozmos mükemmel bir uyum içinde, her şey kendi hani şeyinde. Ki bunu bugün artık bunun çöktüğünü de biliyoruz. Hani bir 1000 yıl önceki bir insana bunu yedirebilirdin ama hani görüyoruz ki hiçbir şey öyle ahenk ve uyum içinde değil yani. Her şey hani... Yani uzayda dolanan kocaman bir cisim bir şekilde bir etkiyle şeye girse ve bu dünyaya doğru geliyor olsa, aa bu dünyada şöyle insanlar varmış, şey varmış, ben onlara dokunmadan geçeyim, burada yaşam var gibi bir şey olmayacak. Umrunda olmaz yani, o ivmeyle geliyorsa bizi direkt yok eder. Ama zaten Ömer'in dediği şey, daha önce olmadığını kimse bilemez, bunu şey yapamaz da. Daha önce bu dünya kaç defa yandı, kül oldu, kaç defa yeni dünyalar ya bildiğimiz çoğaldı. Kadarıyla 5 kez ve, bu dünya tamamen evet, hatta... Ve yani bundan sonra güneş yaklaşacak ve bu dünya yine yok olacak ve yeni bir dünya olacak yani. İşte o anlayışın temelinde aslında ama bunun şeyini biliyoruz, güneşin de enerjisi bitecek mesela. Ya evet. Yani hatta şey diyor, 4,5 milyar yıl sonra falan, evet. Güneş sonuçta... soğuyacak. Hani... Torea'nın evet. Son cümlesi, güneş sonuca şey günün birinde sönecek bir yıldızdır diyor. Yani ağzıma diyor bizden yani. De bir tost oluyor. İşte o anlayışın temelinde aslında non-duality yatıyor. Yani yaratıcılık anlayışı da değil aslında. Yaratıcı anlayış dedin ya, aslında onun ilk atıldığı yer yaratıcılık anlayışı değil. Non-duality anlayışı. Yani bir yaratanla yaratılan dualitenin olmadığı, sadece tümel bir yapının, tek, tekil, aslında tasavvufta işte vahdet diye anlatılan. Vahdeti vücut. Evet, tekil yani. Bir yapının var olduğu ve o tekil ama bu yapının da, akışı. Buna da ben karşıyım. Yani şöyle eğer... Yani bütün bu evreni tümel bir enerji okyanusu gibi baktığında anlayabileceğin işte bak, bir anlayış. Ama tekli bir şeyden hani yola çıkarsak bu işte yaratılışçıların savunduğu şeye de geliyor bir yerde, anladın yaratış mı? Yaratış dediğinde orada dualite hani... başlıyor. Yaratan var ve bir yaratılan var. Halbuki sadece tek, tekil, whole, tek bir yapı var. Ve bunun bir çıkışı ve doğmamış, doğrulmamış yani. Mesela bu yapısallıktan bahsediyorsan, uzaylılara inanıyor musunuz? Yani... Hani mesela ben kendi adıma hani olmaması ihtimalini düşünemiyorum kesinlikle bile. Ki, aynen hani yani. Bu kadar. O zaman yaratılışçılar haklı. Hayır, zaten diğer türlü haklı çıkar. Yani, eyvallah. Ben yani de en önde cihatçı olurum. O ayrı bir konu ama hani ben böyle bir şey düşünemiyorum. Tasavvur bile edemiyorum. Ben de saçmalık yani bence. Yok. Zırvana yani bu bütün şeyler... Yani tabii bu çok hani şey girersek hani varlar ve neden yoklar o zaman hani gibi bir şey de ele alırsak. Buna çok mantıklı açıklamalar getiren şeyler oluyordu. Mesela bu açıklamalardan sadece bir tanesi, kendi türümüze bakalım, herhangi bir gezegende gelişmiş tür olarak. Şimdi uzaya gidiyoruz, yaptığımız şeyler falan. Gelişmiş bir türüz bir gezegende, bir bildiğimiz yaşam olan tek gezegende. Başka gezegenlerde bunların olduğunu şey yapalım. Kendimizden yola çıkarsak bir bakın insanlığa. Durum ne gösteriyor? Muhtemelen
çok gelişmiş bir türüz, çok şeyiz ama muhtemelen kendi sonumuzu getireceğiz. Öyle gözüküyor çünkü. Evet. Kendi sonumuzu getiriyoruz. Yani biz yıldızlar arası bir gezgin, yıldızlar arası gezecek bir tür olamadan bu dünyada sonumuzu getireceğiz zaten. Çünkü öyle, bütün zekamızın yanında öyle bir aptallığımız da var. Bu çok yaygın olabilir evrende gibi bir görüş var. Hani zeki şeyler, yıldızlar arası işte ışık hızına ulaşmak şey gibi bunlara ulaşamadan kendi türünün sonunu getiriyor ve hiçbir galaksi birbirini göremiyor bu şekilde gibi bir düşünce var. Çok azıcık geri döneyim. Mesela dedin ya, işte ahenkle mi işliyordu? Evet, ahenkle işliyor. Dün doğaya zarar veren bir devinim var yani. Bir devinim var. Doğa kendisine zarar vermez. Doğa kendini yok etsini ya yapar, onu da yapar. Sonuçta ama hani o da bir, doğanın şeyidir. Tamam, doğanın hani yani kanunu sonuçta da bir hani atıyorum bir meteor gelir çarparsan abi bir, hani nitekim bundan binlerce yıl önce ya da milyonlarca yıl önce olduğu gibi dünya 5 kez tamamen neredeyse %90 canlı çeşitliği yok olup tekrar var oluyor. Dinozorların da sonu aynı oldu yani. Bir meteor çarptı işte Meksika Yucatan taraflarında, yakınındaki dinozorlar öldü. Atmosferi kapkara bulutlar kapladı. İşte bitkiler öldü falan filan. Ve en son kalan dinozor da açlıktan geberdi yani. Ve işte memelilerin devri başladı falan filan. Hani nitekim ejderhaların da öyle. Evet. Ejderhalar. Ejderhalar bunun neresinde? Geçen bölüm şey demiştik. Abi, peki, Japonlar ben mesela bütün bu dünyanın bütün bu kargaşasının içinde Japonlar bunun neresinde diye bir cümle koymuşlar. O kadar isim konuştuk, çünkü o kadar şey. Ben de şu an şunu sormak istiyorum. Diyojen bunun neresinde? Hangi Diyojen? Diyojenimiz var ya. Sinoplu olan. Sinoplu, aynen. Yani müthiş hastayım o zaman. Mesela hani o soruya tekrar edelim. Biz Diyojen'den bahsediyorduk. Tamam. Japonlardan ve Diyojen'den bahsediyorduk. İşte uzaylılar var mı dediğin noktada, işte evren başka yerde hayat var mı dediğin noktada gene aslında bu tanrısallık inancından çıkıyor yani. Biz bir yaratılmış bir varlıklarız, hani başka yerde hayat. Halbuki hani evrene tümel, demin dediğim gibi tekil bir yapı. Ve bu evren zaten hayatın kendisi. Hayat diye baktığında zaten hayat her yerde var. Yani bütün bu evren hayat. Her bir noktasında hayat var aslında. Yani biz onu sınıflandırıp bizim fiziksel formumuzdaki gibi bir hayat düşünüp hayat budur. Biz hani canlı dediğin varlıklar bizim gibi canlılar. Halbuki bütün evrenin kendisi zaten. Ya ben onu şöyle hayatın kendisi demeyi diye seçiyorum. Baktığında zaten evrenin her bir sen zerresinde ve noktasında hayat var. Ben işte, kendini küçük görmeyi bırak var. Sen yürüyen evrensin. Aynen i̇şte, sensin. Mevlana'nın burada dediğini ben şöyle algılıyorum kendi adıma. Tanrı ideasından ziyade tanrısallık kelimesine tutunuyorum. Yani evet, evren bir tanrı, yani bu tanrısallık çünkü bir metafor. Hani bir mesela kendi adıma hani inancımı burada söylemek gerekirse dünyadaki hiçbir dine inanmıyorum. Ama diğer tanrı fikrini metafizik hani adlandırdığımız için bu deneye ya da gözleme dayalı bir şey olmadığı için bunu tartışmamız bile aslında başlı başına bir saçmalık. Yani çünkü bu yani ne der? Yani biri gelse ve işte Tanrı hakkında bir şeyler söylese ona diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ha, şey diyebilirim. İşte senin inandığın her neyse, işte Yahudiysen, bilmem neysen falan filan, bunun işte Sümerler'de, bilmem nelerde falan karşılığı olduğunu ve bu düşünce yapının aslında bir zırva, hani bir saçma bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ama hani şu tanrı mesela şeyde olamıyorum, hani ateistlik eğer kelime anlamını doğru biliyorsam, hani bir reddetme durumu, bununla ilgilenmiyorum açıkçası. Hani çünkü bu, hani eğer bilimsel bakacaksak olaya, bu kanıtlayabileceğimiz bir şey değil. Hani yok saymak en mantıklı olanı, hani mantıksal açıdan. Ama bu zaten hani şey yapabileceğimiz bir şey değil. Hani evet, dünyadaki dinlerin hiçbiri şey değil.
Ama hani bu insan aklının ötesinde başka bir şey var mı? Çünkü hani bu şeylere giriyor işte. Tanrı tektir, hani dünyada işte müthiş bir ahenk var, sistem var, bilmem ne. İşte saatçi örneği, bir saat varsa saatçi de olmalı mantığından. O zaman onu Tanrı'yı kim yarattı düşüncesine geliyor. Ama biz Big Bang öncesini bilmediğimiz için, şu anda da biliyorsunuz bilim camiasında hani Big Bang'den öncesi nedir sorusu var. Şimdi biz bunu bilemediğimiz için ya da milyarlarca ışık yılı... Bu arada bir araya girebilir miyim? Terence McKenna Stone Age teorisi hakkında bir şey de söylüyor. Şöyle bir şey söylüyor. Eğer bilimin bile bir mucize şey hakkı varsa bence işte her insanın vardır bu hakkı. Stone Age teorisi öyle şey. Big Bang'ten bahsedebilir diyor. Yani bilimin bile bir mucizeye şeyi varsa... İnanma. Her şeye. Ama bak bilim diye. Şöyle. Bilim zaten hani temelinde şöyle bir şey. Bilim aslında bir yalan üzerine kurulu, değil mi? Yani bir sen bir düşünceyi şey yapıp ortaya atıp bunu hipotez olarak ortaya atıp sonra eğer bunu gözlem ve kanıta dayandırabilirsen, bir deneysellik varsa ortada, bunu bilimsel olarak adlandırabiliyorsun ya da bu zırva olarak kenar köşeye itiliyor. Evet. Hani bilimin ilk temeli, hani ilk temeli bir yalan ya, yani bir ortaya şey atmak, yani ortaya bir ve kendi kendini sürekli değiştiren bir şey ama bu. Ha, bir bilimdeki hani gerçeklik algısı o. Sonuçta hemen şey yapabiliyor. Eğer ben burada kanıtlayabilirsek birinin ortaya attığı hipotezi. Einstein'ı bile şey yapabilirsin. Çürütebilirsin. Sonuçta yani. Einstein şu an mesela şu an hani kuantumla geldiği noktada hani en üst şey olarak algılanıyor ama Einstein'ı yarın öbür gün çürütebiliriz. Evet. Çünkü onun da hani birçok teorisi henüz tam olarak kanıtlanamadı. Mesela evrim böyle değil. Çünkü evrim hani evrim mesela insanlar çok kişisel algılıyorlar. Çok insana dair bir şeymiş gibi. Aslında evrim yani çok geniş yapısal bir şey. Yani bütün mikroplarda dahi evrim var yani. Hani hatta burada yarım saatte yapacağımız bir deneyle yani evrimin hani en minimal boyutunu bile kanıtlayabiliriz. Evet. Yani insanlar tabii daha şey yani o kelimeler, kişisel algı hani böyle hep şey görüyorum. Bir aslandan evrilseydik belki hani bu kadar sorun olmazdı. Maymun belki bizi rahatsız eden şey. Bilmiyorum hani bu kadar. İşte benim anladığım da o. Biraz geriye dönersek o Mevlana ve o ekollerin aslında demeye çalıştığı. Bence bir tanrısallıktan çıkarak bir takım şeyleri söylemiyor. Yani yaratan veya yaratılan olduğu noktadan öte. Gene oraya dönüyorum hep. Yani tümel bir varlığın olduğu. Yani şu anda da aslında bilimin geldiği nokta kuantum fiziği. Tümel bir enerji okyanusunun içinde olduğumuz ve tekil bu tümel yapının bir devinimi olduğu. Aslında bilimin yapmaya çalıştığı da bu tümel yapıyı anlamaya çalışıyor. Hani dediğin gibi hipotez atıyor, onu teoriye dönüştürmeye çalışıyor. Bir takım tespitler yapmaya çalışıyor. Ne? Ama aslında Mevlana ve hani o felsefi kafalar zaten hani direkt kafadan giriyor. Yani böyle bir şey var. Bu okyanusun içindeyiz. Hani algıladığın, algılamadığın ve bütün varlık çıkış noktası olmayan, hani doğmamış ve çıkmamış ve yani çünkü o noktada zamana giriyoruz aslında. O da bambaşka başlı başınca zaman kavramı, zaman zaman mesela beni çok o zaten o şey yapamadığım, koparız. Aklımın ermediği bir nokta yani zaman. Çünkü hep hani, ona dayalı konuşuyoruz aslında yaptığımız yorumlar ama... Çünkü biz de zamana bağlı bir hani sistemin dedin ya, içindeyiz Bang, ya. Hani Big Bang'in öncesi falan, o bile zaman içinde. Yani mesela şunu nasıl şey yapabiliyorsun Serper? İşte, tümel varlıkta. 65 milyon ışık yılı uzaktan dünyaya baksaydık mesela şu an, dinozorların yaşadığını görecektik şeyde, dünyada. Ya da bir teorilerden biri de bu. Biri mesela baksa, ya da hani dünyaya baksa uzaktan dinozorları görecek. O yüzden hani en basit, biz en minimal aile. Hani mesela güneşi gördük diyoruz ya. Evet. Hani aslında 8 dakika önce falan
mesela batmış oluyor ama biz onun yanılsamasını görüyoruz. Ya da ben sana şu an bir şey dediğim anda sen bana cevap verdiğin aslında az önce senin gençliğinle. Hani çünkü evet. Zaman geçti. Mesela az önce senin gençliğin vardı. Şu an Serper'in hani sonraki şeyi var. Yani bu aslında işte o tümden baktığında hep bir zoomlamalar, yani zoomluyoruz. O zoomlamaları tespit edip yorumlamaya çalışıyoruz. Yani bir ki çünkü hani kelimeler kifayetsiz dediğin aslında kelimeye indiğin anda ondan başka bir çaremiz yok. Hep kelime dediğin zaten bir zoomlayıp bir yeri böyle gözlemlemek, yani bir noktasını tarif etmek, anlamaya çalışmak veya orayı bir... Ben mesela şeyi çok aptalca buluyorum. Zoom out yaptığında zaten kelimeler yok oluyor ve... Şimşek çaktığı zaman korkan insanlar vardır ya, mesela bu korku bana çok aptalca geliyor. Yani çocukken de biraz böyle geliyordu, şu an kesin böyle geliyor. Çünkü ya sonuçta hani ışık hızının ses hızından daha hızlı olduğunu biliyoruz ve bir şimşek çaktığı zaman aslında saniyeler sonra sesi 15 geliyor. 15 saniye sonra. 15 falan. Saniye sonra falan sesi ve geliyor ve uzaklığını hani zaten hesap edebiliyorsun. Hani sesi geldiyse zaten sana ama bu korku belki bir şey olmamış. Bir sonraki gelebilir. Belki de işte yani bilemiyorum ama zaten şey şimşek çakmış, anladın mı? Sana sesi zaten sonradan geliyor. Korkutur o zaman. Yani bilemiyorum. Yok, cahillik. Bu bir yani bu örnek. Bunun ses sonuçta hani korkutabilir, anlıyorum ama. Evren tetiklemelerle işleyen, bunun gibi işte yani bir olay oluyor, input var, onun bir output'u oluşuyor. Input, output, input, output. Öyle işleyen bir ne kadar mekanizma aslında yani. Biz... Şöyle teoriler bile var. Hani mesela gezegenler falan dönüyor ya. Buna zamanında böyle bir çarpma etkisiyle falan olduğu bir şeylerin böyle çarpıp tüf diye döndürmeye başladığı ve o hızla o dönmeye devam ettiği gibi şey de var. Simülasyon yani. Teorisine girersen aslında bu deneyimlediğimiz bir simülasyonun içinde bunun simülakra... Ama ben simülasyon teorisini şey bulmuyorum. Mantıklı bir argüman, yani bunun üzerine tabii ki de yani insanlar, bilim adamları falan binlerce şey... araştırma yapıyor falan ama simülasyon teorisi kanıtlanabilecek bir şey değil ki. Yani sonuçta yani kendi içinde bile, hani teorinin kendi yapısı bile yani simülasyon, gözlemleyebileceğimiz evet. bir şey değil. Ancak öyle olduğunu varsayıp teorisi onun öyle. Üzerinden yürürsün. Hani. Binlerce hipotez çıkarırsın. Biri tez yazar bunun üzerine ama baktın ki hani onu varsayıp oradan yürüyorsun ve her şey tık 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 tık. Her şey açılıyor, her şey oturuyor. Hani öyle bir bakış açısıyla başlıyorsun ve çözdüğün her şey tık 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 yerine oturuyor. Evet, böyle olur, böyle olur, böyle olur. Dediğin noktada hani okey, belki de simülasyonun içindeyiz hani. Bu ya var bunu, diyebileceğin evet, noktaya hani bunu... getiriyor seni. Hı hı. Ben ama şey olarak bakıyorum simülasyonu, hani doğadan kopukluk olarak bir simülasyonu algılıyorum ama bütün hani şeyin içinde bir simülasyonun içindeysek bunu bilemeyiz yani. Çünkü bunu... bazı anlayışlar var, o anlayışla da bakmaya başlıyor. Yani hep bir gözlük bunlar aslında, simülasyon gözlüğü. Onu takıyorsun, öyle incelemeye başlıyorsun bu evreni ve varlığı. Her şey yerine oturuyorsa okey, belki bu olabilir ama bazı anlayışlarda o gözlüğü takıyorsun mesela. Atıyorum ilk konumuzun başında komünizm gözlüğünü takıp incelemeye çalışıyorsun. Bir noktada tıkanabiliyorsun. Bakıyorsun ki evrenin bir noktasında işler öyle işlemiyor. Farklı işliyor. Yani demek ki o gözlük mesela seni limitli baktıran bir gözlük yani. Mesela şeyi öyle bir gözlük miyiz? Olacak ki her şeyi çatır çatır görebileceğin bir gözlük olacak. Günümüz konjüktüründe şey gibi. Günümüz konjüktüründe veganların şimdi haklı bir davaları var. Kendilerince doğru da söylüyorlar bir cinayet olması şeyi. Hı-hı. Ama sen bunu böyle insanların üstüne şey yaparsan dikte sert edip bir şekilde dikte edersen yani katiller falan senin çünkü ama baktığında doğada da var çünkü ve mesela hani benim şu an bunu evet. söylemem bile birçok veganı kızdırıyor ya ama, bu arada faşist kelimesini de çok sözünü bölüyorum ama faşist kelimesini de adlandırmamız, yani kelimenin şeyi de yapısı, kavramı, hani bir İtalyan değiliz ki biz faşist ki. Olalım. Hani ona başka bir kelime bulmak lazım ama şu var gerçekten, hani sanki yani hepimiz
hani hala iyi olabiliriz, et ya da her neyse bu. Ama sonuçta hepimiz doğar doğmaz vegan ya da bilmem ne değildik. Hani sanki bunu böyle bu da bir dine, yani her kavram içinde böyle sanki dine çekilen bir tarafı var, anladın mı? Bunda da böyle katil, öyle tipler var, insanları rahatsız ederler. Ya ben mesela ben et yemediğimi söylediğim zaman insanlara şey diyor işte, hani başka yiyenlere bir şey diyor musun? Yani niye diyeyim lan yani? Bana ne, anladın mı? Çok güzel bir şey. Veganım veya vejetaryenim demiyorum. Yani hayvan tüketmiyorum diyorum. Hemen vejetaryen misin, vegan mısın? Deyince, hayır, ben aktivist bir, değilim. Evet. Ben beni yargılıyor musun? Yani ben sadece bunu etik değilsin. Olarak, ben bunu etik olarak tüketmiyorum. Niye? Çünkü hayvanları yemek istemiyorum. Ama sonuçta, hayır ama bunu mesela ama sen... Ama bunu bir street food'da yanında herkes kuzu yiyor. Ben falafelim yiyorum abi. Ama abi şöyle düşün, mesela atıyorum bir 5 sene önce et yiyorsun diye düşünelim. 5 sene önce mesela yiyordun ve 5 sene önce o zaman katildin ve ne ara hani oldu da bu vicdan hani anladın işte mı? Ama bu burada yine bir şey var ama. Yani kendinle alakalı bir şey var. Şimdi ben deli gibi böyle et sever bir insan olsaydım asla olmazdım. Ben ömrüm boyunca çok da sevmiyordum benim zaten. Sistemde evet, burada bir diversity bir, farklılık tabii var. Tabii ki öyle. Yani mesela bir arkadaşım daha yeni 2 ay önce vegan olmuş, birden böyle vegan olmuş ve bana dün diyordu ki ben eti aslında çok seviyorum. Yani bir ay sonra bırakacak bu, ben biliyorum. Çünkü çok seviyor eti. Olabilir. Yani bu çünkü şey bir şey değil ki. Hani bu olman gereken bir şey değil ki. Yani böyle düşünürsün ve bırakırsın. Bak, hani bu şey değil. Hani bir baskı ya da bir şey sonucu, hani eğer zaten hani o düşünceye sahipsen, hani o bilinç diyelim kendit ona, aşılandıysa zaten istesen de yiyemezsin. Kendit'teki o şey vardı ya, Kendit'i okudunuz mu, Voltaire'in? Voltaire'in muhteşem bir kitabı. Hani bir tane şey var, filozof var orada ve şey sürekli... Pangloss ve sürekli şey diyor, olabilecek dünyaların en iyisini izliyor falan. Ve başlarına inanılmaz kötü şeyler geliyor, hep boktan boktan zaten şeyler geliyor. Zaten o Voltaire o kitabı yazmasının sebebi Leibniz. Leibniz'in, işte filozof Leibniz'in şeyi, hani bu dünya yaratılan dünyaların en iyisi ideasının üzerine Voltaire bu romanı kaleme alıyor. Çünkü en diyor sonunda ki, İstanbul'a yerleştiklerinde şey diyor, Bursa'ya, yani, Mudanya'ya yerleşiyor. Bursa'ya yerleşiyorlar. Evet. Şey diyor, sonunda böyle biri böyle şey konuşuyor, aa yeter diyor, yani böyle bu kadar şey yaşadık, her şey neler tecavüze neler yaşıyorlar, bile uğruyorlar, hani, her şey korsanlar böyle, şey yapıyor falan, bir dünya yanındaki macerasına çıkıyorlar, başlarına gelmedik kalmıyor. Ve yeter artık diyor Selim, bu şeyin olabilecek şeyin en iyisini yaşıyoruz yine, her şey güzel falan bu felsefen diyor. Pangloss da orada itiraf ediyor, şey diyor, ya ben bir kere ettim bu lafı, ondan sonra değişmek olmaz falan diye düşündüm ve onun altında o yüzden devam ediyor. En sonunda da Voltaire hani, kitabı şöyle bitirmiş kendinin şeyinde, biz en iyisi toprağımızı kazalım diye işte dünyayı dolaşıyorlar, başlarına gelmedik şey kalmıyor, en son Bursa'ya, Mudanya'ya yerleşip toprakla uğraşmaya falan başlıyorlar. Bu 1600'lerde falan yazılmış bir aydınlanma çağının başlarından Voltaire'in bir roman. İşte benim anlayışımı özetlemem gerekirse, aslında bütün bu idealar, işte veganizm olsun, komünizm olsun, aslında hepsi bir gözlük. Bu yapıya anlamaya çalışmak için baktığın bir gözlük. Ama bu idealar hep renkli bir gözlük. Yani belli bir renkten bakıyorsun. Birisi böyle amber, birisi mavi tonda, birisi peki, sarı. Peki Serper, gözlüğü niye kullanıyoruz? Hani gözlerimiz bozuk diye mi? Yani bu kadar gözlük, hani bir o gözlüğü çıkarıp bu gözlüğü takmak falan. Şeyi, bizim hani beyin işleyişimiz, algılama mekanizmamız öyle işlediği için belli bir gözlükten bakmamız gerekiyor. O şekilde algılıyoruz bu yapıyı. Bence bu istemekle yani alakalı. Benim anlayışım öyle bir gözlüğüm olsun ki, şeffaf bir gözlük. Ben bütün bu yapıyı yorumsuz bir şekilde her şekliyle görüp tespit edebileyim. Burada veganizm var, burada komünizm var, burada şu... Jim Morrison'ın bu, yani, bir şiiri vardı. Şeffaf bir gözlük takayım. Bütün duvarları ve tavanları yık ki bütün odaları aynı anda gör. Diyor. Öyle bir şiir yazmış. İşte o gözlük senin bilinç mertebe. Ama aslında işte sonuçta sonu Jim Morrison olmasın bu. Yani sonuçta şey diyor ya, sadece sonsuzluğun sınırlarında dolanmak istedim diyor Jim Morrison. Sadece bunu merak ettim diyor ve yani sonu... Hani benim olayım seyretmek. Seyretme mertebe. Ama sende de bir gözlük takma anlayışı var. Yani çünkü... sonuçta
Ya sadece şu mesela hani daha Doğu Budizmine falan hani evet. kayacak olursak sadece bütün olayları olduğu gibi algılama yani hani gözlük takma değil de sadece bir seyredici aslında evet. dünyada. Tabii hani bunun farklı şeyleri de var. Hani acıdan kaçınmaya çalışıyorlar bilmem ne çünkü hani hazzın işte zararla sonuçlandığını söylemeleri falan filan ama o da yani hayvan olan insanın anatomik ve fizyolojik yapısına aykırı sonuçta. Bu tecrübelerden sonra ama demin mesela dedim ya istemeyle alakalı. Yani dediğin gözlük bütün dinler aynı şeyi söylüyor zaten. Benim gözlüğümü tak, benim gözlüğüm hepsini gösteriyor diyor i̇şte, hepsi. Çünkü hepsi ayrı ayrı. Bu yani neden İslam'dan... böyle fizyolojik olarak değil yani beyin o da aslında ayrı bir derya konu. Onu da başka beyin başlı başına belki. Beyin sohbeti yapalım. Bir arkadaşımız daha var bu arada. Arkadaşımız dedim yani. Bugün tanıştım ve 10 dakika sohbet ettim ama. Şey neydi? Onunla da bir sohbet edelim. Okuyor. Hayır ne okuyordu? Nörobilim. Nörobilim okuyor. Ya, süper. Alp şey dedi. İşte. Nörobilim okudu falan işte 5-10 dakika ya, konuşmuşlar falan. Ya çocuktan ayrılmak istemedim. Kahvaltıya gidiyoruz. Bize çok dedim. Güzel. Ben de şey dedim. Açılımlar ben de şey dedim Serper. Ulan bilimsel veriye ne kadar açız ya. Hani 5 dakika nörobilim okuyan bir çocuğun söylediği lafla onunla arkadaş abi. Olabiliriz yani anladın mı? Çünkü o sende öyle bir açılımlar yapıyor ki yani oradaki ilim. Evet. Yani çünkü beyin öyle bir yapı ki bir gözlük aracılığıyla algılıyor. Yani böyle bir şey yani bu yapının içinde o sistematik o dinamik öyle akıyor. Yani ama beyin de çok kimyasal bir reaksiyon diyor yani. Algılamaya gerek yani var mı gerçekten? O gözlük aslında şey. Bilinç. Eşittir bilinç evet, diyebiliriz. Algılamak. Evet. Bütün her şeyi çözmeye, bilmeye gerek var mı? Yani bir ne bileyim. Çözme bilme. Kaz olsaydık ya da bir ördek olsaydık falan belki yoktu ama ne yazık ki bu hani gelişmişlik belki bunu sana şey yapabiliyor olabilir. Yani içimizdeki şeyleri ha bizim için ama şimdi bu şeye de giriyor. Ne bilip ne bilmediğimiz hani bildiğim hiçbir şey şey bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir dediği Sokrat'ın evet. hani lafı da yani bu sefer ya zaten, bildiğin şeyin gerçekten bildiğin olduğunu nasıl? Bir kaz olsak diyorsun ya şimdi bir teoride de araştırma yapan biri şunu söylüyordu mesela mağaralardaki falan duvar resimleri var ya neyi çiziyorlar? Atı çiziyorlar atıyorum. İneği çiziyor falan. Genelde böyle şeyleri çizmişler. Bunun bağdaştırma noktasında şunu kuruyor adam. Şey diyor kadın da olabilir. Adam ya da kadın hatırlamıyorum. Şimdi şamanik yöntem diyor. Aslında yani evrimsel olarak baktın mı biz de sonuçta bir ara öyle bir bilinçten geliyoruz. Bizim bilincimiz hep böyle değildi insan bilinci olarak. Algılama şeyimiz böyle değildi. Şamanik yöntem diyor, buna geri dönüştür diyor. Hani bütün o ritüeller, şeyler, o işte atın çizilmesi, ineğin çizilmesi de o yüzden gibi bir şey söylüyor. Çünkü o bilince, o saf şeye dönme şeyi var. Bu ritüellerin şeyin hepsinin altında diyor. Ya ben dediğin hiçbir şeyi anlamadım şu an ama yani nasıl yani? Neye döneceğiz? Yani somut bir şekilde. Hayır, daha hayvan, kazın bilinci falan gibi bir şey dedin ya. Hı. Onun gibi bilince dönmektir diyor. Bir ritüel, şamanın falan şeyini yaptığı. Hı. Ki zaten bir sürü şeyde de bunu görüyorsun toplulukta. Atıyorum ava gidecekler. Önce şaman ayahuasca'yı işte her neyse onu içiyor. Ve gidip hayvanların ruhlarıyla anlaşma yapıyor. Direkt yani hayvanların ruhuna gittiğini iddia ediyor. Hayvanların ruhlarıyla anlaşma yaptığını. Ona bir dönüş şey olarak görülüyor bu şamanik yöntemdeki şey. Ama mesela, bu öğrendiğimiz her şeyden sıyrılıp asıl olan insana geri dönmek. Ama yani insanın hani şeyi var ya mesela insanlar avcı toplayıcıyken ruhlara inanıyorlardı. Her şeyin ruhu olduğuna animist işte. Zaman. Animist toplumlar, yani bugünün panteistleri ruhlara inanıyorlardı. Ta ki işte tarım toplumuyla beraber tanrıçalar ortaya çıktılar. Çünkü hani bakıyor insan kendinden başka hiçbir şey tanımıyor. Yani kendini bildiği için bakıyor işte toprak doğuruyor. Hani bir tohum ekiyorsun ve oradan verim alıyorsun falan. Bu anne olabilir. Çünkü anne de doğuruyor. Hani en basit haliyle, mantığıyla ve tanrıçalar ortaya çıkıyor. Bakın ilk tarım toplumunun dinsel ekollerine tanrıçalar var. Sonradan işte tanrı kavramı hani baba çünkü tanrı kavramı temelinde baba figürünün meydana gelmesi. Bunu da mesela şey diye açıklıyorlar.
İşte mesela Çatalhöyük ilk defa 3000 insanın bir arada yaşadığı bir medeniyet, yani ilk defa bir topluluk Çatalhöyük. O da işte dış dünyadaki tehlikelerden korunmak falan için. Ve bunların da ilk şeyleri tanrıçalar. Sümerlerde de öyle. Nitekim daha sonra işte Hasandağı mesela, burada Çatalhöyük Konya'da, Hasandağı hemen yanında. Hasandağı'nda müthiş bir patlama oluyor. Volkanik patlama. Ve hatta bu çok şeylere falan geliyor. İşte dünyanın mesela insanların ilk kabul ettiği şey ne? Dünya düz ve bir öküzün boynuzları tarafından tutuluyor düşüncesi. Çünkü deprem olduğu da sallanıyor düşüncesi şu. Bundan 4000 yıl öncesine gidelim. Bugünkü öküzler yok. O zamanki öküzler devasa cüsseli şey hayvanlar gerçekten. Ve o Hasandağ patladığı zaman ilk hani mitsel dinin çıktığı nokta olarak görülür Çatalhöyük. İlk medeniyetin olduğu gibi ya da ilk hastalıkların çıktığı yer gibi. Patladığı zaman bundan mesela Çatalhöyük'te şeyde Hasandağ'da çıkan şeyler var. Cam şeklinde o maddeyi unuttum. Bundan bıçak falan yapıyorlar. Hani evet, çok volkanik, volkanik bir şey. Bundan böyle cam şeklinde. Bundan evet. Bıçak falan yapıyorlar. Sonra birden patladığı zaman ve öküzler her taraftan kaçıştığı falan zaman bunlar diyorlar ki hani bu bir şey. Hani bir ceza. Hani bize şey. Bizi kim cezalandırıyor? Babam dövüyor. Hani o cezalandırıyor olabilir gibi. Yani en basit insanın gözlemlediği şeyi, olayların arkasında bir nedensellik anlam aslında. Nedensellik ilkesi. Neden, yani bir neden, çünkü hep bir sebep hani, sonuç. Hep bir neden arayışı var değil mi? Yani sonuçta bakıyor o işte beni cezalandırdı. Ondan şey yapıyordum. Tanrısallık bıçak yapıyordum. Şey yapıyordum. Beni cezalandırdı falan. İşte öküzler kaçışıyorlar ve yeri sallıyorlar. Hani o öküzlerin sürü halinde bir. Bir değişime gidiyorlar. Ve hani ilk tanrı yani, figürünün ortaya çıktığı. Bunun olduğu gibi bir algılama var. Yorumsuz. Şeksiz, şüphesiz. Bir de işte arkasına anlam yüklemeye çalıştığın noktada orada işte tanrısallığın, tanrısallık anlayışının çıkış noktası o zaten. Hani buna o volkanın patlamasının nedeni şudur budur mesela, gibi düşünmesi çok bile basite indirgansın. Aşk mesela değil mi? Aşk kavramını mesela değinelim. İlk defa bu podcast'te aşk kavramını değineceğiz. Aşk. Ya bu hani eğer bilimsel bakarsak belli işte hayır çok yüzeysel geçelim. Belli kimyasalların işte değil mi? Vücutta beyin bir kimya laboratuvarı. İşte serotonin, oksitosin, dopamin, endorfin falan. Bunların en üste çıktığı anlar işte bizim o aşk dediğimiz şey. İşte o hani nedenselliğini bilmediğimiz o duruş yani. Sonra mesela ben de bir ilişki içindeyim. Hepiniz bir ilişki içinde oldunuz falan. Sonra o aşkın o hani şey halinden, ne derler buna sufiler? Hani o euforik vecd halinden aynen. Hani o şeyden sonra yavaş yavaş aynen. O sonra onun nedenselliğini araştırmaya yani bilmek istiyorsun. Çünkü o bir kapıldığın bir derya. Hani bir meşgali ve o an tabii ki de beynindeki şu kimyasallar, reseptörler falan demiyorsun yani o bir an ve sonra bu zamanla değil mi yani bu çok hani bilimsel olarak değinmeyeceğim ama hani kendimden biliyorum yani aşk sonuçta belli bir süreden sonra aşkı yerini kalıcı kılmayı kim biliyor? Kim biliyor? Aşkı kalıcı kılmayı kim biliyor abi? Driving yani, force. O belli böyle bir süreden sonra şeye bağlanmıyor mu yani uyum içinde olmak, saygı, arkadaşlık falan gibi hani bir takım nedensel direksiyonun başına geçip seni bir yerlere böyle süren bir force. Bir delilik hali aslında değil mi? Yani bir vecd hali diye nitelendireceğimiz. Evet. Hani hiçbirimiz o şuurda değiliz. Yani akıl çünkü aşk. Evet. Yani tabii onların hani daha şey ilahi bir kavram olarak ele alıyor ama evet. Mesela o aşk vecd hali yani. Evet. Aslında düşünsene yani insan olarak bütün reseptörlerin şey yani hani mesela ekstaziyi ahtapotlara denetmişler. Hatta bir Netflix'te bir dizi var şu an. Mutlaka izleyin. My Octopus Teacher diye bir dizi var. Dizi değil pardon. Belgesel. Hı hı. Bir adam film yönetmeni falan bu adam. İşte bırakıyor film endüstrisini. Sikeyim böyle şeyi falan diyor.
tamamen kendine çekiliyor falan filan derken işte Afrika'nın bir şey sahil kıyısında yaşıyor ve okyanus ormanı gibi bir şey var yani yaşadığı yerde. Okyanusun altında yosunlar, orman falan oluşmuş. Orada bir ahtapotla karşılaşıyor ve her gün bu o ahtapotun yanına, yuvasını da keşfediyor. Her gün yanına gidiyor. Her gün. 155 gün falan her gün yanına gidiyor ve ahtapotu gözlemliyor. Bugüne kadar ahtapotlar hakkında bilmiyorsun. Çünkü ahtapotlar eklemsiz varlıklar falan. Bildiğimiz şeyler bilimsel olarak çok kısıtlı. Bu adam ilk defa ahtapotların da aynı memeliler gibi şeyleri olduğunu. Zeka yürütme, işte manevralar, bilmem neler falan. Acayip bir hani böyle sürekli... beyinden oluşan bir varlık aslında. Üç tane enteresan. Kalbi var ahtapotun ya. Daha konuşmaya gerek yok yani. Hani inanılmaz bir sinir sistemine falan. 1800'lere kadar insanlar kalple düşünüldüğüne. Evet. Beyinden önce aslında kalp. Kalp. Sonradan beyine geçiyor. Mesela kim? Hatta bu sabah o tanıştığım çocuk demişti. Belli bir dönem şöyle teoriler çıkmış işte. Bir filozof şey demiş, beynin işlevi şeydir, vücudu ısıtmak, kalorifer gibi bir şey demiş yani. Sadece bunu... Şimdi onlar rol değiştirdi. Ya evet, kalp yani, işte, kalbin, kalp tamamen... Ama ahtapotlara dönersek? Ahtapotlara yani mesela bu eklemsiz ve hani böyle baktığımız zaman çok hani şey kuramadığımız varlıklar değil mi? Hani bir... simbiyotik bir bağ kuramadığımız varlıklar aslında hani derine indiğin zaman bu adam bir arkadaşlık bir bağ kurmuş. Bu adamın ya adamın hani gözyaşları şelaleydi yani hani şeyi anlatırken hikayeyi falan. O kadar bir şey bağ kurmuş ki ve hakikaten izlediğin zaman ya büyüleniyorsun anladın mı? Yani bugün ya bir yani onu izlediğin zaman bir ahtapotun önünde hani saygıyla durabilecek hale gelebileceğin bir nokta ve hani baktığın zaman bu şeye beyni çok şey olarak algılıyoruz ya. Hani beyin aslında tamam bütün bu öforik hani bize bilgiler, yüklemeler, şeyler aslında hepsi bir sinir ağı. Hani beynini hala çözemedik değil mi? Evet. Beyin hani zaten yapısal. Mesela şey diyorlar. Beyni mesela kafatasını ortadan ikiye ayırın. Beyne bir çekiçle vurun. Vücudunuzda tek acı duygusu olmayacak yer beyindir. Evet, beyin. Çünkü bütün sinirler orada toplanıyor ama beynin bir siniri zaten. Yok. Yani şurada bir şey beynin bir mu? Siniri yok. Bir sinir sistemi yok. Acı hissettiğini beyin iletiyor yani burada bir şey olsa da. Acı ve bütün tedavilerin yolu da işte al yuvarları, ak yuvarları falan beyin yolluyor. Orada bir sorun var. Yani, saldırın savaşçılar. Şu an bizim konuşabilmemiz şu an bunları tezahür bile edebilir. Yani akıtmamızın ana noktası beyin. Yani her şey beyine çıkıyor aslında. Evet. Onun öyle için şey dedim yani ki... beyinle hakkında bir ayrıca bir onun kendini için dalalım orada kayboluruz. Seni bile kandırıyor yani. Bazen böyle şey yapıyorsun. Mesela bu şeylerin hani bir tık şeye dönersek hani Sokratik döneme dönersek şey diye düşünüyorlar. Onlarda da o şey var. Hani kalbin egemen olması gibi bir düşünce var. Ama beyinle alakalı yani bütün düşünceler beyne şey yapıyor ya. Ne diyeceğimi unuttum bu arada. Yani aslında evet. Beynin zaten yani bütün vücut fizyolojisinin bir beynin uzantısı olduğunu düşündüğünde zaten öyle bir anlayış var artık yani o noktaya geldi. Aslında yani bu fizyolojik bedenimiz beyin dediğin yapının bir uzantısı yani buradan başlıyor ve o sinir ağı omuriliğinden inip bütün vücuduna yayılan sistem aslında bizim vücudumuz beyin yani. Biz bir beyiniz yani o noktaya geliyor. Mesela şeyde bile hani değil mi hani bu son an nedir hani ölmezsin ama ne derler ona şeyde tıpta ölmezsin bütün vücudun şeydir. Bitkisel, ama, bitkisel hayat. Bitkisel yaşam. Bitkisel yaşamın tek çalışan fonksiyonu beyin. Evet. Hani en son kalbin tamam. Bile durabiliyor yani öyle bir şey varmış. Kalbin bile durduğu zaman beyninin şeyi yani fonksiyonu devam edebiliyor gibi hani makinalara zaten falan bağlanıyor. En son öldüğünde duran nokta şey bir şekilde ölürsen aynen en son duran da beyin oluyormuş. Bazen hatta şimdi Tibetlilerin bu konuda çok ilginç görüşleri var. Ölüler yani kitabı bir şey. Reverse engineering gibi hani
geriden bakıyorsun. Zaten hani en son orası demek ki ilk o filan. Reverse engineering. Ve Tibetlilerin bu konudaki görüşü şöyle. Bu bilimsel olarak sonradan kanıtlanıyor bu arada. Tibetliler bu konuda daha böyle ulvi bir şekilde yaklaşıp o şekilde şey yapıyorken bilimsel olarak sonradan kanıtlanıyor ki aynen Ölüler kitabında mesela Tibetliler şeye inanıyor. Beyin devam ediyor şey yapmaya. Sen orada bir şey yapıyorsun. Reenkarnasyona da inanıyorlar. Eğer sen buradaki şeyini tamamladıysan, gerçekten böyle bir ruhun üst mertebe gibi bir şeye geçebildiysen ki öyle hayatlarda yaşıyorlar, onu yapmaya çalışıyorlar hayatları boyunca. Tekrar reenkarnı olmuyorsun. Başka bir yere gidiyorsun. Bir ruhlar alemi falan gibi bir şey diyebilirsin. Ya bir sonra süre bilim, gidiş var. Bilim kanıtlıyor ki gerçekten de çok değişkenlik gösteriyor bu kişilerde. Hani atıyorum sen öldün, seninki 10 dakikada çalışmaya devam ederken seninki 2 saat devam edebiliyor. Yani bedenin öldü, beyin 2 saat falan bile çalışmaya devam edebiliyor. Evet, amigdala birinde zaten 10 dakika devam ediyor. Bu neden? 48 saat aktif kalıyor. Sen öldükten sonra da beynin belli fonksiyonları devam ediyor. Aya çok ilginç bir konu. Zaten o noktadan yani bilim hani şu ana kadar anlayamadığımızın zaten en şeyi de bu, bilim nasıl da ilgileniyor, nasıl olduğuyla ama nedeniyle ilgilenemiyor. Öyle bir şey de var çıkmazı. Evet. Neden sorusunu sordun mu? Bilim tıkanıyor çünkü laboratuvarsal bir deney işte şey aynı etmenlerin aynı sonucu vermesi ve bunun açısından istatistik bir şeyle genel olarak ilgileniyor. O yüzden nedenle ilgileniyor. Şunu görüyoruz zaten hani oraları da keşfettiğimizde hani beynin daha da derinliğini hani hep bir süre gidiş akış var evrende. Ondan sonrası ne? Yani bizim için şu anda hani karanlık nokta olan oralarda aydınlanacak. Benim görüşüm o yönde. Yani şu an oturup konuşuruz işte ölümden sonrası. Ama zor ya, nasıl olacak? Nedir? Ama oralarda aydınlanacak bence. Önümüzdeki 100 yıl, 500 yıl içinde anlayacağız. Belli noktada göreceğiz. Bir şeyler açığa çıkar en azından. Ben büyük bir oranda bu sadece hepimizin belli inanışları var. Bunu inanış olarak oturup konuşuruz ama hoca mesela sen şu an ya deyince bana bir şey geldi. 500 yıl sonrasını, yani 500 yıl sonra aydınlanacak deyince bir aklımda dank etti. Onu da merak ediyorum. Bu arada dönelim bu circle'ı. 500 yıl sonrasını hayal edebilen yanılırsın algın, genelde. Ya yanılacağız ya evet ama bu taş sopayla bence ateş yakmaya çalışan sivilizasyonlar olacak dünyaya ya da mesela bak bu onlar hani varken bir yandan da çok iyi korunan kalelerde böyle bir hedonistik fantezi yaşayan şeyler. Yani gitti de bir kırılım yani iyice açılacak. Ya gibi. Şunu hani şundan eminim. Yani emin olmak tabii bir şey ama 500 yıl hani 500 yıla kadar kendimizi yok etmeyiz. Daha biz şey evet, olur. Evet, kendimizi bence o kadar çabuk yok etmeyiz. Hani mesela çok ciddi sorunlar var. Hani iklim sorunu. Hatta daha büyük bir sorun var. Nüfus mesela. Şu an hani su sorunu zaten bu nüfusla evet birlikte şey de nüfus sorunu mesela şu an bence en üst nokta. Yani çok çok fazla ve hızlı bir şekilde yürüyoruz. Şu an zaten ve halletmeye çalıştıkları ben bence onun alakalı mı giriyorum acaba diyecektim ama şu an oraya ya evet, girmeyelim ben, ama belki yok hayır yani belki olabilir. Hani evet. Hani bu eğer mesela düşüncemiz şuysa hani bir bu bir oyunsa olabilir. Hani sonuçta bunlar değil mi? Bir hipotez. Biraz olabilir. Evet bu bunun şeyidir. O zaman başarısızlar bence. Onu söyleyeyim yani. Yeteri kadar. Bana hala hani bir bu konuda şey olmadı hani. Yok her şey zaten öyle hop diye olmaz yani. Evet belki ufak ufak bir ilerleme olabilir. Evet. Ama bir hani böyle Blade Runner gibi bir şey çizmek istemiyorum ama hani 500 yıl sonrası çünkü biraz aslında çok hani insanlık tarihine baktığın zaman çok hatta hani dünya tarihine baktığın zaman çok kısıtlı bir zaman dilimi ama şu an bizim bu hızla bakarsan şeyimizde algımızda evet, çok yüksek bir zaman dilimi çünkü hani 10 yılda neler oluyor değil mi yani hani 20 yılda yani hiç şu an aynen bırak 500 yılı şu an 10 yıl sonrasını kestirebiliriz. O kimin teorisiydi? Exponential ilerliyor ya her şey. Kat sayısıyla
artı yani kat bilmiyorum. Artı 2, artı 3. Halali falan bu konularda bir şeyler söylüyor ama Yuah, Noel, Halali. Yok, yeni bilim adamlarından biri. Bilmem ne, hatta yani bu bilgisayar şeyinde de ona göre hesaplarlar. İşte işlemcilerin büyüme hızı, şey hızı. Şu an gerçekten aklıma gelmiyor da. Bundan bakıyorsun, o 100 sene önce, 100 sene önce 5 megabaytlık bir disk bir oda kadar, şu an 5 terabaytlık bir şey, hatta daha da fazlası, yani 5 terabayt falan şu kadar, tırnağım kadar. Ya o şeylere girdiğin zaman hızı, o adamın biraz önce aklıma gelmeyen bütün adamın bütün insanlık tarihi boyunca çekilen şu ana kadar ilerliyor. Bütün insanlık tarihi boyunca çekilen hani şey bir bilgi ağını bu yani 2 yılda falan sen doldurabiliyorsun zaten hani. Ya bu müthiş tabi bilgi kirlilikleri falan da bununla beraber geliyor ama 500 yıl sonrası yani tekabülen ne yapıyor? 2500 yıl diyelim mesela. 2500 yılını hayali bir Jules Verne olabiliriz abi, bu sorun yok yani sonuçta. Hani ama Jules Verne'in tahminleri de çok fazla yanlış çıkıyor. Tuttuğu oldu ama abi. Çok yanlış çıkan da var. Mesela Jules Verne şunu söylüyor. Diyor ki bunu ne zaman söylüyor? 1800'lerde, 100 yıl sonra olacak şey için. Diyor ki New York'tan San Francisco'ya 2 haftada gidebileceğiz diyor. Şu an New York'tan San Francisco'ya bir gün bile sürmüyor. Yani 6 saatte falan. Oğlum adam ve nasıl onu söylüyor olabilir? Tasavvur ettiği şey şu. Bence yanlış 2 haftada uçan balon gibi bir şeyle gidilip. Olamaz abi. Dünyayı zaten 50 günde dolaştığını iddia ediyor adam. Yani bu konuda yanlış biliyorsun bence. Ki Jules Verne'in birçok tespiti olmuştur. Bunu söyleyeyim sana. Birçok yani televizyonu bu hani televizyon yokken televizyonu düşünmüş adam. Çamaşır makinesi yokken çamaşır makinesini, sanayi devrimini hani kendi zihninde kurgulamış bir insan. Hatta birçok şeyi bugün olamadı. Hani Back to the Future mantığında bakarsan hani o kadar uç noktaları vardı. Bugün hala hani onlarda değiliz. Hala insanız yani. Hala dolanmıyoruz ama hani bu zırvan ortamında şey yapabiliriz yani 500 yıl sonrasının bir tekabülünü hani biraz böyle algılarımızı açacak olursak en azından etkilendiğimiz kitaplar ve filmlerden yani şu var yola çıkarsak, yani hep bir böyle yok olur sonradan tekrar başlıyor hani. Hatta hani olumlu bir şey düşünen var mı aranızda? 7 kere gelecek 7. yok oluşumuzu yaşayacağız hani böyle komple her şeyin sıfırlanıp tekrardan başlar hani civilization'ın komple böyle atıyorum 3. Dünya Savaşı'yla böyle. Bu mantıklı bir argüman ama, bu arada. Çünkü hani mesela Einstein diyor ya hani 3. Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı işte şeyle orakla morakla yapılacaktır falan şu diyor. Şu var ama bir sonraki başlayış sıfırdan olmayacağı için diye düşünüyorum. Çünkü bir bilgi var, bilgi birikimimiz. Hani her şey yok olsa da materyal bir bilgi birikimi bir şekilde muhafaza edilir, kalabilir. Ondan şüphem yok. Onun için her şey böyle sıfırlansa bile tekrardan başlayış hani güzel bir ivmeyle, hızlı bir ivmeyle tekrardan hızlı bir şekilde çıkabilir. Atıyorum 100-200 yıl içinde komple sıfır taş toprağa dönüşsek de tekrar geri ya kalan ben, 250 yıl şey, hızlı bir şekilde bence mesela, bildiğimiz şeyleri düşünün mesela. Bugün şunu biliyoruz mesela işte Çernobil gibi bir evet. Şey var değil mi? Biliyoruz ki çok kısa zamanda 70 yıl içinde Çernobil'de evet insanlık ne yazık işte radyasyon falan filan. Gerçi onun da turizmi yapılmış. Radyasyon gidiyor insanlar. Biraz Çernobil'e maskelerle falan bayağı böyle şeyler var. İşte ne deniliyor ona takometre mi artık neyse. Radyasyon ölçer. Adım attıkça radyasyon artıyor falan. Tabii özel kıyafetlerle falan gezinebiliyor. Orada selfie çekiyor. Ama mesela şeyler var. Enteresan mesela hayvanlar yaşıyorlar. Tilkiler falan aynen, var. Mantarlar. Adaptasyon. Bütün binaları, otelleri, şeyleri her şey sarmaşıklar kaplamış. Ya da geyikler işte yaşıyor falan. Şey, öyle bir adaptasyon var ki işte sohbetin başına dönersek aslında dedik ki ideyalar komünizmden başladık. Hani öyle o olsun o devam. Evren o kadar hızlı adapte olan ve dönüşen, devinen bir evet. Sistem ki yani hani tek bir ideayı koyup da tamam artık böyle olsun, böyle gitsin dememiz yani ben onun için başında dedim yani bence bir
Ya zaten hayal hani. Hayır, insan ikincil bir şey. Yani mesela arılar dünyadan yok olsaydı yerkürede ciddi bir bunalım, yani ciddi bir sorun yaratacağı söyleniyor. Ama mesela insanlar, sivrisinekler de buna dahil. Sivrisinekler ya da insanlar falan yok olsa dünyadan, dünyanın işleyişi için o kadar da çok hani bir sorun yaratmayacak şey olarak. Mesela insanın da muzdarip olduğu şeyler, benim keza sivrisinekler. Hani mesela bunu duyunca biraz mutlu oldum ama ya tabii hani faşist bir tarafımı devraldı kendime ama bilmiyorum. Mesela insan yok olduğunda şeyi diyebiliriz, hani doğa kendini tekrar yapılandırabilir. Ama insanın olduğu 500 yıl sonrasının bir doğasında, sonuçta bugün artık doğa diye bir şeyden de çok söz edemiyoruz. Vahşi doğa kelimesi yan yana, vahşiyle doğa yan yana artık gelmez oldu yani, hani öyle bir adaptasyon yok. Mesela doğanın faunası içinde yaşayacağı bir süreç. O belgeselden bahsettin ya, ahtapotla. Ben de bu konuda mesela aynı şeyi Elephant Queen belgeselinde de hissetmiştim. Orada da şey, fillerin sürekli su bulmak için yol alıyorlar. Afrika'daki filler, Afrika filleri bunlar. Ve mesela o belgeselde şey vardı. Bir tane yavruları, o kabiledeki bir yavru dayanamıyor, ölüyor yolda. Artık böyle bütün o yola dayanamıyor, ölüyor. Ve annesi böyle son anlarında hadi hadi ittirmeye çalışıyor falan böyle. Bir nehrin oradan yukarı çıkartmaya çalışıyor. Nehir de değil, bataklık gibi bir şeyin yukarısına doğru. Çıkamıyor falan, orada ölüyor. Sonra anne bildiğin ağıtlar yakmaya başlıyor başında, dokunuyor falan. Kabile diğer ilerliyor diğerleri. Sonra onlar da durup geri dönüyorlar, geliyorlar. Hepsi yavruya dokunuyor böyle. Bildiğin orada bir ritüel yapıyorlar. Cenaze töreni gibi bir şey. Hepsi böyle bağırıyor, dokunuyor, şey yapıyorlar falan. Çok acayip hayvanlar. Çok falan. Etkileyici bir sahneydi o. Sonra geri dönüp yollarına devam ediyorlar. Yine anne en son devam ediyor. Şeytanın i̇şte avukatlığını ben bu belgeselleri olursa... de şey olarak görüyorum. Şimdi bu hızla devam ederse böyle bir şey kalmayacak, bunları gözlemleme şeyi de bir belge olarak güzel kalıyor ya. Bir, tamam. Belki 500 yıl sonra insanlar izleyip ama, dünyada ama böyle canlılar var. İki gün önce okudum, sen ahtapot deyince, Antarktika'da bayağı buzların en derininde adamlar iniyor, işte Rus bilim adamları. Ahtapot tarzı bir varlıkla karşılaşıyorlar ve onun... bunlara saldırıyor falan. Böyle bir haber var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hı-hı. Ama yani şu anda dünya üzerinde aslında tespit edemediğimizde o kadar çok canlı türü var ki. Mesela o da denizin altı. Şunu söylüyorlar. Denizin altını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Şunu söylüyorlar. Mars'ı, Venüs'ün yüzeyini daha fazla biliyoruz. Daha fazla biliyoruz. Deniz ya, altındaki denizin canlı altını, ve canlı türleri. Okyanusların altını jeolojik olarak birebir biliyoruz. Çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda işte Almanlar falan hani deniz altı şeyleriyle jeolojik olarak haritasını birebir biliyoruz şu an okyanusların altını. Ama canlı çeşitliliğini bilmiyoruz. Hiçbir hatta yani uzaydaki birçok işte Mars'ı bildiğimiz kadar okyanusların altını bilmiyoruz. Hatta işte 10-20 yıl önce çıkan belgesellerde böyle floresan renkli işte değişik canlılar, ışık bu Mariana Çukuru'na falan. James Cameron yani, şey indirmişti. Yani, neler var? Garip garip yaratıklar. O yüzden hani bir takım şeyler yok olsa da. Nasıl, özür diliyorum ama nasıl şey yapabiliyorsunuz? Hani kendime de soruyorum bunu. Nasıl böyle durabiliyoruz? Hani Mariana Çukuru'nda işte şöyle garip garip yaratıklar var mesela. Bir yanda da biz varız abi. Hani ve nasıl böyle kira ödemeye çalışıyoruz. Hani kira ödemeye falan filan. Nasıl lan bu? Hani anladın mı? Böyle yaratıklar var falan, böyle garip garip oksijenin girmediği. Komünizm olsun. Böyle ide falan yani. Mesela şeyi de şeytanın avukatlığını yapmayayım ama şöyle söyleyeyim size. İşte dünya üzerindeki şu an vahşi hayvan nüfusunun şeyi %3. Geri kalan %97 bizim ehlileştirdiğimiz hayvan nüfusu, işte inekler, evet, köpekler, kediler falan filan. Hani böyle şeytanın avukatlığını yapıp hani veganizmi ya da işte vejetaryen ama bunlar ne olacak? Şimdi bu hani şey diyebilir adamın biri.
Şimdi bunları yemezsek bunlar ne olacak? Bunlar da yok olacak. Ama öyle değil mi? Yani inek falan. Fabrikalar da oluyor. Tamam da mesela bunları da bunları da evcilleştirmesek, bunları da yok etsek zaten bunlar ne olacak? O zaman dünya nüfusunda veganizmin en güçlü argümanı endüstriyel üretim evet. Zaten ki korkunç bir şey gerçekten. Yani o dediğin inekler fabrikalarda çiftlikler değil, doğada değil. Adaptasyon. Evet, dünya yani. Ne şekilde olursa olsun, biz nasıl işliyor olursa olsun bir adapte olup o şekilde işleyebiliyor yani. Biz inekleri hani toplu şeyler üretip yiyor muyuz? Şu an ya, o şekilde... özgür inek var mı acaba dünyada? Var. İsviçre'de. İsviçre'de var. İsviçre, her çok... şeyde İsviçre'de var. İsviçre. Çok acayip. Japonlar'da gittim, özgür gördüm. Değiller ama yani, şey Kobe inekleri mi? Masaj yapıyorlar. Japonlar. Mesela Japonlarda evet evet. Mesela bak gerçekten Japonları konuşmak istiyorum bu programda. Japonlar mesela şey Japonlar dünyanın insanla hayvanın embriyosunu devlet evet. Onaylamış çiftleştirmeye ve yani mesela bütün bu kargaşa dinler bütün bilmem şeyi onlar bitiriyormuş. Bakıyorsun %70'i falan ateist bir nüfus. Hani i̇şte geri kalanında Shinto Budist. Adaptasyon olup evet, yeni evet. Bir mesela doğru. Hiç Japonya'ya gideniniz yok değil mi? Son aranızda? Yok. Japonya'ya. Yok daha yok. Biliyorsunuz %70'i ateist bir ülke. İşte geri kalan %30'u da Shinto ve Budist ki bu dinler de aslında çok hani yine doğayla uyumlu dinler hani temelinde. Ve baktığın zaman adamlarının belki jeolojik olarak hani ada olması işte bunca zaman dış dünyadan uzak kalması falan bilmiyorum ama baktığın zaman çok ilginç topluluk değil mi yani abi? Yani bu kadar bizim konuştuğumuz. Şimdi Amerikalılarla mesela Türkler bence aynı. Hani gerizekalılık olarak evet, yani evet. Hani şey olarak, akıl yoksanlığı olarak. Dünyanın hepimiz de aptalca liderler, aptalca düşünceler falan şey yapabiliyoruz yani. Hani Avrupa'da biraz daha böyle bilimsel literatür olarak daha şeyli olsun. Diğer dünyanın diğer ülkeleri zaten yani o Avrupalıların yol açtığı nedenselliklerden dolayı zaten doğayla bir savaş halindeler. Su bulamıyorlar, işte yiyecek bulamıyorlar, hani şey yapamıyorlar. Ama Japonlara baktığın zaman kenarda köşede bir boklar yiyorlar ama hani kimsenin de çok böyle şeyinde değil ama herifler yani böyle robot... Çin'den çok ayrı. Çin zaten. Çin geç ya. Çin Japonlar, bambaşka bir yer. Japonlar yani robotlarla falan ilgileniyorlar robot bu adamlar. Robot konusunda çok acayip. Mesela ben şey düşünüyorum. Kimsenin bu kadar mesela şu an ciddi bir sorun var. İklim sorunu değil mi? Bakıyorsun dünyaya. Hani bu Greta'yı es geçelim. Bu kıza es geçelim. Dünyada lan bununla ilgili herhangi bir hani düşüncesini dahi belli eden hani çok az yok denecek kadar az bir şey var. Bu sonuçta evrensel yani bir sorun. Niye bu kadar şey yapmıyorlar düşündüğüm zaman bazen bana şey gibi geliyor. Hani, hayır bazen baktığın zaman mesela mesela 1. 2. Dünya Savaşları'na falan bakın. Toplum ne zaman bir şeye geldiği zaman karmaşa yani sonuçta atom bombası gibi bir şey attılar değil mi? Yani bu herhangi bir şu an hani o gün bile düşünsen imkansıza yakın bir şeydi. Hani böyle bir düşünce. Ama bir anda hani Hiroşima, Nagasaki gibi bir hani nedenselliğe yol açtı. Sanıyorum ki bu tabii hani çok kısıtlı bir düşünce. Sanıyorum ki bu herifler de ya öyle bir an olacak ki bu sefer robotik kodlamalar bilmem neler hani o simülasyonun daha da derin. Çünkü hani bütün parasını şu an mesela Amerika'da düşün, NASA'yı düşünün, dünyanın hani uzay ağının ilk ismi. Amerika'nın NASA'ya harcadığı para askeriye o kadar, harcadığının binde biri. Yani iğrenç bir rakam anladın mı? İğrenç bir rakam. Yani bugün NASA'nın bütün o yaptığı şeyler falan o kadar cüzi bir parayla yapılıyor ki devletin. Yani yine cüzi değil yüksek paralar ama tamam da yani, şununla kıyasladın mı askeriye şeye... yaptı. Yani şu an en basit. Şu an en basit mesela bütün devletlerin robotik kodlama ya da bununla ilgili bir şeyi parayı yatırsalar şu an yani 10 yıl içinde 100 yıllık bir atı yani bütün. Ben şöyle diyorum beyne yatırsak bunu zaten uçar gider. Şu an Elon Musk Neuralink yapıyor. O bile şey dertler yani. O da grup seks yapıyor abi. Onun hikayeleri biliyor musun? Yapsın abi. Johnny, ya. Yok hayır tabii ki yapsın da yani. Dedikoduya giriyoruz. Johnny Depp'in eski karısı Amber Heard'le neyse yani
O da o öyle... Buradan şeye gidiyoruz. Ama gerçekten... Grup seks nedir? Nasıl yapılmalı mı? Mesela neden insan... hani bonobo. Böyle bir... Mesela bonobolara şey... baktığın zaman çok eşli. Değil mi? Yani grup mesela bunu abi. Geçen şeyde de anlattım. Mesela gorillerin penislerini görseniz gülersiniz abi. Hmm. Çünkü o kadar cüsseye bilmem neye rağmen. İnanın ya yani maymun ırkında en küçük penislere sahipler yani. Ama bakıyorsun zaten şeyler, goriller tek eşli hayvanlar ve güçle yani. Evet. Erkek savaşıyor, kazanan dişiyi götürüyor. İşte dişi zaten şey yapmıyor. Evet, çünkü evet. Doğurganlık dişide olduğu için, doğurganlık dişide olduğu için dişi seçim hakkını. Mesela aynı şeylere de bakın, türlere. Hep bir tavus kuşunu düşünün. Hep bir süslenme, bir şey çabası, evet. Değil mi? Tabii bu handikap yasasına da giriyor. Ne kadar süslenirsen o kadar bir avcıya yem de olabilirsin. Çünkü o kadar gösterişli görünüyorsun. Ama bakıyorsun şeye, bonobolar, edit şeyler, bize en yakın atalarımız. Çok eşli hayvanlar ve penisleri gerçekten büyük. Çünkü bir rekabet var. Hani en kaliteli bunlar spermi. Şu an yaşadığımız hayata bakarsan en yakın atalarımız nasıl oluyorlar? Ya yani %2'lik bir biz DNA daha çok farkıyla. Şempanze gibiyiz yani. Hayır yani değil. Çünkü şempanzelerde de gerçekten ataerkil bir şey var şempanzelerde ve bak, güçlü olan şey yapıyor. O başka mesela kumandanları oluyor. İşte dişileri onlar şey yapıyor. Bizim sistemimiz gibi düşün. Gerçekten şey olan falan. Bonobolarda öyle bir şey yok. Bonobolar full festival gibi bir yaşamları var yani. Herkes takılıyor. Muhtemelen fizyolojik olarak yakınız. Yani şey olarak, yani DNA olarak evet, yakınız. Evet. Hani sonuçta bir ataerkil olmak bizim genimizde yok yani. Sonuçta bunu biz seçtik. Anaerkildik eskiden. Hani şu an ataerkil evet. Şey diyemeyiz yani. İnsan ırkı ataerkildir falan diye bir şey... diyemeyiz çünkü devletlerin oluşumu yani bu sonuçta şey. Belli tarım toplumunun gelişmesiyle falan olmuş bir şey. Ona bakıyorsan eski hala mesela Namibya toplumunda mesela himbalar var. Anaerkil toplumlar kadın Eskimo'larda da dahi o şeye ne deniyor Eskimo'ların evlerine? İglo. İglolar kadınların mesela. Erkekler kadınların, kadın kimi isterse gel diyor benim igloma gir ha, evet. Falan filan anladın hatta mı? Hatta böyle yoldan geçen misafir olduğunda karısını şey yapıyor. Sunuyor. Hani evet, sunuyor. Tabii. Evet. Yani öyle bir Endonezya'daki birçok toplumda domuz verip adamın yani karısıyla beraber olabiliyorsun. Evet. Çünkü domuz daha onlarda şey. Normal bir şey onlar için. Yani baktığın zaman bu şey. Japonlar evet. Bunun neresinde? Onun dışında neydi Berat? Diyojen. Evet. Yani Diyojen'in mesela bizim topluma bir şey öğretememesi hani çünkü sohbetin başına dönen öğretmenliğe soyunmadı hiçbir zaman. Ama yani şey olarak görürsünüz mi? Şey uyguladı. Peki bunu yaparken ki tavrı ki gerçi öyle olması gerekiyordu ama biraz götoş gibi bir yanı o kendi etiyle var. Alakalı ama Sinopların hepsi öyle değil mi zaten? Ne diyorlar? Diyojen'e şey diyorlar. Enikist mi diyorlar? Kinist. Pardon. Kinist o da köpekten yani. Hani çünkü köpekçi denmesinin sebebi de öyle bir yaşam sürmüş. Hani fıçı da yaşıyor, çıplak bilmem ne falan evet. Filan. Ama mesela Diyojen enteresan bir adam hani evet. Eğer hikaye doğruysa İskender'i bile ayağına getirmiş bir hikaye adam. Hikaye bence doğru çünkü ondan başka Antik Roma'da birkaç kaynak okudum ben. Aristoteles zaten İskender'in hocası evet. Ve buradan şeyi algılayabiliriz İskender'in hani şey olarak dünya görüşü olarak filozoflara ve şeylere hani bir zaafı var diye algılayabiliriz bu anlamda. Mesela beni şey çok etkilemiştir Diyojen'in hikayelerinden. Yani böyle en etkileyenler arasında aklıma gelen. Bir gün Diyojen işte elindeki testiyle su içmeye gidiyor. Çeşmeden su alacak. Bakıyor bir tane çocuk görüyor. Elini testi yapmış. Çeşmeden su içiyor falan. Bu da fazla elindeki diyor, tası atıyor. Fırlatıp atıyor. Bu çocuk bir şey bana bir şey öğretti diyor. Fazlalıklarımı öğretti diyor. Ve o da elinden. Minimalist. Yani ilk minimalistlerden. Ben şeye bayılıyorum ya. Kime yapıyordu bunu? Hani dar bir sokaktan geçerken. Aynen. Ben o zaman serserilere işte, yol vermem diyor. Ben köpeklere yol vermem diyor. Böyle tam bir kişinin geçebileceği evet. Yerden karşı karşıya geçiyorlar. Diyojen de böyle yapıyor. Ben veririm diyor. Mekalara çekilmiyor. Ya İskender'le olan kısaları da güzel. Tabii. Güneşimi kesme yeter.
Evet, bunlar ya yani bu adamlar gerçekten işte Diyojen'di, Nasreddin Hoca'ydı. Mitoloji çünkü hani baktığın zaman ilk şeye hani varacaksak ilk sanatın aslında temel şeyi değil mi? İlk hani her şey mitolojilerle başladı. Çünkü sözlü edebiyattan önce şey yazılı edebiyattan önce sözlü edebiyat vardı ve her şey hani mitolojilerle hikaye anlatma sanatıyla anlatıcılıkla beraber gelişti. Yazı ile birlikte hani bugün bir şeylerden bahsedebiliyoruz. Yani bilmiyorum işte o anlamda mitoloji Dionysos'a o zaman. Dionysos'a ilk